Dostumuz 7 gün enkazın altında kaldıktan sonra bize getirildi. Geldiğinde hafif dereceli iç kanaması ve genetik olarak bu ırklarda görülen polikistik böbrek rahatsızlığı vardı. Şu an tedavisine oldu. 2 kilo 600 gramdan 4 kilo 200 grama yükseldi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet sağlıklı. ...2021'de bölgemizde olan orman yangınlarından kurtardığımız küçük köpeğimiz Deka sadece bir aylıktı. Onun mağduriyeti burada birçok öğrencimizin gelmesiyle birlikte sosyalleşmesine de sebep oldu. Çocuklarla birlikte oynayarak insanlara karşı da çok duyarlı olan Deka'mız kedilerle de çok iyi anlaşıyor. Asrın felaketi olan 6 Şubat'ta dünyayı sarsan ve Türkiye'de 11 ilimizi kapsayan depremlerde de biz Dekafok ekibi olarak bölgedeydik. Çalışmalarımız sonucunda birçok hayvanın ve insanın kurtarıldığı bölgede bir tane depremzede kedimiz vardı. Orada bulundu. Kedimiz iç kanaması vardı. Önce tedavi ettirdik Manavgat'ta. Şu anda iyi durumda. Bize getirildi. O kadar hayvan derneğinin arasında biz de karettaları, fokları koruduğumuz için bize uygun gördüler. İsmini küllerinden doğan Anka koyduk. Anka şu anda gayet sağlıklı. 6 gün boyunca depremin 6. gününde bulundu. Pardon, 7. gününde bulundu. 2 kilo 640 gramdı. Şimdi 4 kiloya yakın. Gayet iyi besleniyor. Burada çocuklarla birlikte o da oynamaya devam ediyor ve Deka ile de çok iyi anlaşıyorlar. Aşırı ürkekti. Kimseye yaklaşmıyordu. Hep sürekli köşelerde kalıyordu. Hatta biz araçla Manavgat'a geri dönerken sürekli arkaya kaçıyordu ve küçük yerlerde kalıyordu. Yani dar yerlere giriyordu. Şimdi ama öyle değil. Bölgede sürekli geziyor. Çocuklarla oynamayı o da çok seviyor. Tedavisi bitti şu anda. Hem antibiyotik tedavisi gördü iç kanaması olduğu için. Hem de tam olarak vitaminlerini alıyor. Çok uyumlu, çok sessiz, sakin. Herkes sevsin istiyor sadece. Herkes okşasın onu. Tüylerimiz falan depremden dolayı üzerlerinde çok fazla şey varmış. Bize vermeden önce komple kesmişler tüylerini bu şekilde. Şimdi uzamasını bekliyoruz. Güzelce tıraşlayacağız. Ortamı sevdi. Zannedersem önceki sahipleri de çok sosyal insanlarmış. Çocuklar falan gelince hemen gidiyor, yani yanlarına sokuluyor. Hani çok kucaklarına atlamıyor ama mutlaka bir gelip kendini gösteriyor orada, bana bakın ben buradayım diyor. İlk zamanlar böyle değildi. İlk bir 5-6 gün hep bir kaçıyordu köşelere. Ama şimdi çocuklar gelsin, onlarla oynasın. Orada gerçekten bir mağduriyet var. Çok sıkıntı var. İnsanların evi gitmiş. Birinci depremde gece saat 4.17'de yıkılan evlerin altında kalan 9 saat sonra ikinci depremle tamamen pres olmuş. İnsanların birbirine dayanışması var. Din, dil, ırk fark etmeksizin herkes birbiriyle dayanışma içerisinde. Eğer onda ekmek yoksa diğerinde çorba varsa birbirleriyle paylaşıyorlar. Böyle bir şey gördük biz orada. Acı büyük olsa da milletimizin birliği çok iyi ve net şekilde görülebiliyordu. Devletimizin desteği hiç eksilmedi orada. Jandarma, polis aşırı fazla var. Yani herkes orada. En güzeli de neydi biliyor musunuz? Bu başımıza gelen büyük felakette milletimizin, devletimizin birliğini gördük. Ama acı gerçekten çok büyük. Hani televizyonlarda falan hissedemiyorsunuz onu.